Serdar yayında. Efendim. Alo. Tunç Bey'i aradım. Buyurun benim. Ha ne? Ha diye telefon mu açılır? Neredesin? Ben kiminle görüşüyorum? Suç takip merkezinden arıyorum ben. Birazdan mevzuyu anlatınca kimle görüştüğünü anlayacaksın. Neredesin şu anda? Üsküdar Bulgurlu. Tamam. Sorduğum sorulara kesin ve net bir şekilde cevap verebileceğin rahat bir yere geç. Hemen çabuk ol. Çabuk. Tamam abi, şu an rahatım. Bir kere daha beyan ediyorum. Suç takip merkezinden arıyorum. Beyaz Linea marka araç size mi ait? Evet, bana ait. 19 Kasım gecesiyle alakalı anlatacağınız bir şey var mı bize? Ya sakın bak, yalana malana, öyle saklamaya falana filana gerek yok. Önümüzde resmi belgeli olarak şu anda duruyor. Anladın mı? Kamera kayıtları da var. 19 Kasım gecesiyle alakalı anlatacağım bir şey var mı? Galiba ufak bir araba kazası var. Bununla alakalı aramadık yalnız. Abi araba kazası derken şimdi ufak bir sürtmeydi o yani. Kaza denmez ona şimdi. Tamam, sahibiyle de zaten anlaşmışsınız herhalde, doğru mudur? Doğrudur. Tamam, şimdi bana o geceyi bir anlat bakayım. O gece biz arkadaşlarla beraber... Evet, arkadaşlarla beraber. Kim bu arkadaşlar? Söyle bana bu arkadaşların isimlerini hemen. Arkadaşların isimleri Sergen, Volkan, bir de Yeşim. Güzel. Sergen, Volkan, bir de Yeşim. Evet abi. Tamam, bunları buraya yazdım. Sergen neyin oluyor? Arkadaşım. Volkan neyin oluyor? O da arkadaşım. Yeşim neyin oluyor? O da arkadaşım. Tamam, güzel. Anlat, devam et. O akşam biz mekanda bir şeyler içmeye gitmiştik. Evet. Daha sonra saatin geç olduğunu fark ettik. Ondan sonra da kalktık, evlerine dağıldık. Yani başka bir şey yapmadık. Araba bu kazadan önce, yani arabayı sürtmeden önce bana anlatmak istediğin herhangi bir şey var mı? Yok. Bayağı bir durdun. Galiba var ama benim nereden bildiğime şu anda hayret ediyorsun. Ben sana mevzuyu anlatayım şimdi. Bu bahsi geçen beyaz araba senin değil mi kardeşim benim? Benim. Aynı marka, aynı model, plakası belirlenemeyen bir beyaz araba Kurtköy'de sizin bu diğer arabaya sürtmüş olduğunuz iki sokak veya üç sokak, tam emin değilim şu anda. 2-3 sokak üstte bir döviz bürosuna silahlı baskın yapıyorlar. Döviz bürosunu soyuyorlar, sahibini de silahla öldürüyorlar. Sonra kaçıyorlar, kaçtıkları araba bak ki sen şansa senin arabanla aynı. Ve kendileri 4 kişi işlerinden bir tanesi bayan, kaçarken de kaza yapıyorlar. Sen de o gün aynı marka aynı model arabayla içinde 4 kişi olan bu araçla kaza yapıyorsun. Şimdi bana anlat. Abi yok öyle bir şey ya. Döviz bürosu sahibi öldürmesi. Abisi mabisi yok canım kardeşim. Bak sen, bu araba senin mi kardeşim benim? Benim arabam. Tamam, sen bu arabayla ufaktan böyle bir sürtme yaşadın mı? Tamam, yaşadım. Sonra kaçtın mı? Buraya kadar doğru muyuz? Kaçmak derken... Nasıl kaçmak? Alo, bak benim dediğimi düzeltme. Bak sakın düzeltme. Bu beyaz araba senin mi değil mi kardeşim benim? Bana onu söyle. Tamam, beyaz araba benim abi. Tamam bak, sorduğuma cevap ver. Üstüne başka bir cevap ekleme. Sadece sorduğuma cevap ver. Beyaz araba senin mi değil mi? Benim. Tamam, sürttüğün araba siyah Toyota Corolla. Doğru mudur değil midir? Doğrudur. Tamam. Niye kaçıyorsun? Madem acele bir işin yok. Yani hastan mı var, cenazen mi var? Sen bu arabayı sürttün, niye kaçıyorsun oğlum? Ya ne acelen var? Kimden kaçıyorsun da hem kaza yapıp hem başka bir yere gitmeye çalışıyorsun sen? He? Ya kaçmak değil yani. Bak bana bir kere orada... daha, bak beni de, bana bir kere daha böyle yağlı yoğulu cümleye başlamayacaksın. Anladın mı? Anladım. Yağlı yoğulu cümleye başlamayacaksın. Ben sana olayı anlatıyorum. 19 Kasım gecesi. Sen saat kaç? 23.35 gibi falan yaptın değil mi bu kazayı? Evet, doğru. Tamam, 23.35 gibi yaptın. 23.10, 23.15 gibi de bahsi geçen döviz bürosuna silahlı saldırı yapılıyor. Soygun esnasında döviz bürosunun sahibi tabii malını ve canını korumak için karşı çıkıyor bu dört kişiye. İşlerinden bir tanesi de kadın. Adamı çekiyorlar, vuruyorlar, öldürüyorlar. E şimdi sen dört kişisin. Aynı marka, aynı model araba. Bir de üstüne burada tam arabayı çarpmış olduğun yerde bir karşısında kargo şirketi var. Hatırlıyor musun bunu? Hatırlıyorum. Onun kamera kayıtlarından bakıyoruz. Bütün eşkaller birbirine uyuyor kardeşim. Şimdi gel bana anlat bu durumu. Bana aksini iddia et bana. Hayır abi, o işte bir yanlışlık vardır ya. Biz kaçmak, zaten kaçmak gibi bir şey yok abi. Biz nasıl yanlışlık vardır oğlum? Alo. Bak nasıl yanlışlık vardır ya? Nasıl her şey bu kadar birbirine kılıfına nasıl uyuyor ya? Araba aynı. Kişi sayısı aynı. Hadi işinizden bak, bir tane kadın olmasa senin arabanda diyeceğim ki tamam doğru söylüyorlar. E, soygundaki mevzu da aynı. İçlerinde bir tanesi kadın var ve kaza yapıyorsun, kaçıyorsun. Neye kardeşim bu kadar acelen? Delikanlı gibi anlat bana bak. De ki bak, bir kere ele verdik tamam mı? Bak bir kere ele verdin. Artık daha ya, kurtuluşun yok. Kesinlikle kurtuluşun yok. Ama ilk seni aradım. Bak mülayim de bir adamsın. Ben elimden geldiğince sana yardımcı olmaya çalışacağım. Şu arkadaşların isimleri neydi? Bana bir kere daha söyle bakayım. Sergen, Volkan, Yeşim. Tamam, Sergen, Volkan, Yeşim değil mi bunlar?
Evet. Bu Yeşim dediğin bayan arabayı mı kullanıyordu bu bayan? Yok, o yanımızda oturuyordu bizim ya. Zaten yaşı da çok fazla büyüktür. Onun evden doğru paniği oldu saat. Niye kekeliyorsun oğlum? Sen benimle konuşurken niye kekeliyorsun şu anda? Madem bir şey yapmadın niye kekeliyorsun? Ha? Yok abi, biz hızlı gittiysek onun için gitmişizdir abi. Bizim banka soygunu, borsa bilmem ne soygunu olmaz abi. Banka manka değil öyle. Banka manka değil. Döviz bürosunu banka diye çarptırıp da benim hiçbir şeyden haberim yok, ayağına getirme beni. Döviz bürosu soyuldu. Neresi soyulmuş? Döviz bürosu. Döviz bürosu. Aynen öyle. Sahibi de öldürülmüş. Seni şimdi kim kurtaracak? Niye kaçıyorsunuz? Kaçmıyoruz abi. Kızın evi acelesi vardı. Biz ondan hızlı gittik o akşam. Ya oğlum bana niye kızı anlatıyorsun sen? Ben sana diyorum ki döviz bürosu soyulmuş. Sen bana diyorsun ki kızı eve götüreceğim. Bak şimdi sevgili kardeşim, beni iyi dinle. Beni dinliyor musun? Dinliyorum abi. Bu araç senin midir? Benim abi. Tamam. Aynı, bak, aynı marka, aynı model, plakası belirlenemeyen, aynı araçla, rengine kadar aynı olan araçla döviz bürosu soyuldu. Buraya kadar anladın mı? Anladım abi. Arabanın içinde 4 kişi varmış. Bunu anladın mı? Anladım. Kaç kişi varmış? Söyle bakayım. 4 kişi varmış. 4 kişi varmış. Bu döviz bürosunu soyan arabanın içindeki o 4 kişiden bir tanesi kızmış. Bunu anladın mı? Bir tanesi kızmış. Bunu, evet, anladım. Bir tanesi bayanmış. Ya kızmış, kadınmış, bayanmış. Burası bizi ilgilendirmiyor. Burayı da söyle bakayım anladığını. Neymiş? Arabanın içinde 4 kişi varmış, bir tanesi de bayanmış. Tamam kardeşim. Şimdi bu döviz bürosu soygunuyla alakalı bu eşkaller ve bu olaylar o gece senin olayınla birebir örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Örtüşüyor abi. Tamam, örtüşüyor. Bitti. Hayatım bitti o zaman. Hele ki abi, böyle... Nereye bitiyor abi? Abisi... Böyle bir şey yapmadık ya. Abisi... Bak abisi mabisi yok babacığım. Bak bir kere daha diyorum. Ben sana elimden geldiğince kolaylık sağlayacağım. Ama ve lakin bana isimleri söylemen ve olayı anlatman lazım. Anlatabiliyor muyum? Bana bu olayı anlatacak. Atıyorum mesela, diyeceksin ki kimdi adı? Abi işte Volkan harekete de yattı. Sergen arabaya geçti. İşte Yeşim kadın olduğu için dikkat çekmez de onu yanımıza aldık. Ama benim bu işten bir suçum yok. Başıma silah dayadılar bilmem ne falan. Bana anlatacaksın. Ben seni sıyırmaya, kurtarmaya çalışacağım. Anladın mı? Yok abi, ne alakası var? Abisi yok oğlum, bak beni dinle. Abisi falan yok, yoksa alayınızı yakarım. Sen şu an neredesin? Abi Üsküdar'dayım ben abi. Tamam, ikametgah ettiğin adreste mi yaşıyorsun hala? Kendi evinde mi yaşıyorsun? Bu benim önümde bir adres. Tamam kardeşim, akşam gelip seni alacak. Hatta akşama da gerek yok, şu anda çıkıp alacaklar seni. Tamam abi mı? Abi gelmeyin abi, çoluğumuz çocuğumuz var abi, yapmayın gözünü seveyim ya. Ya çoluk çocuk herkes de var canım kardeşim, o zaman olayı anlatacaksın bana. Anladın sen abi, bana... Abi iki bardak çay içmeye gittik abi oraya, bizim oraya döviz bürosuyla bir alakamız yok ki abi. Beni ilgilendirmiyor kardeşim, bak şu demin sen kendin de kabul etmedin mi evet abi olaylar örtüşüyor diye? Ha? Demin ettin mi etmedin mi kabul? Bana delikanlı gibi söyle. Ettim abi. Tamam, tamam bitti, bu kayıtlara da geçti, kabul ettin yani abi, bu suçu. Beni ilgi... Abi bak, dur. Bir dakika, bu suçu işlediğini kabul ettin mi dedim, sen de bana ettim dedin. Bitti, bu kadar. Benim elimde şu anda kayıtlı, bak kayıtlı belge var kardeşim. Suçu kabul ettiğine dair kayıtlı belge var şu anda. Anladın mı? Abi ben o geceyi kabul ettim abi. Ben suçu kabul etmedim ki abi. Tamam, o gecenin içerisinde bu suç var zaten. Neyi kabul ettin o gece? Başka ne yaptınız ki? Başka bir şey de mi yaptınız? Yok abi, biz çay içtik sadece ya. Nasıl çay içtiniz oğlum? Madem çay içtiniz dövüşü niye öldü? Cevap versene abi. Oğlum bana, ne kitleniyorsun? Madem sadece çay içtiniz dövüşü niye öldü? Abi gözünün yağını yapma, vallahi bir böyle bir şey yapmadık abi ya. Bak şimdi canım kardeşim, ben seni elimden geldiğince en az cezayla yırttırmaya çalışacağım. Ama senin de bana yardımcı olman lazım, anlaştık mı? Yardım edeyim abi, söyle buyur abi. Şimdi bak beni iyi dinliyorsun, anladın mı? Bu Sergen kaç yaşında? 24 yaşında abi. Tamam, Volkan kaç yaşında? 27 abi. 27, Yeşim kaç yaşında? O da 27 abi. O da 27 abi. Demin ufak kız diyordun. Ne oldu şimdi 27 yaşındaki? Sen oğlum, senin hayatın yalan. Senin şu an hayatın yalan. Abi 27 büyük bir yaş mı ki abi ya? Kızın annesi merak etmiş evden geç kaldı diye. Şimdi bak canım kardeşim benim. Sen benim dediklerimi iyi dinle, tamam mı? İfadeni böyle vereceksin. Ben seni elimden geldiğince kurtarmaya çalışacağım, anladın mı? Anladım abi. O gece Volkan seni aradı, tamam mı? Tamam abi. O gece Volkan seni aradı, dedi ki kardeşim nasıl olacak bu para pul işleri, banka kredimi de yatıramıyorum, ne yapacağım ne edeceğim dedi. Senin yanında da Sergen vardı, tamam mı? Sergen de kız arkadaşı Yeşim'i bekliyordu. Anladın mı buraya kadar? Anladım abi. Tamam, sonradan önceden de sizin takip etmiş olduğunuz döviz bürosunun sahibinin o saatlerde döviz bürosunda tek olduğunu biliyorsunuz. Tamam mı kardeşim benim? Tamam. Sen çok yalvardın. Bak çok yalvardın. Yapmayalım ne olur, hayatımız kararır lütfen. Bu para aram para. Bu para bize iyi gelmez. Bak bizi yakalarlar, ederler, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Sergen size dedi ki ya yapacaksınız ya da ben kendim yapsam bile alayınızı yakarım dedi. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Senin kendi arabanla beraber bindiniz, tamam mı? Tamam abi. Dur şimdi, senin daha az ceza alman için. Seni silahla tehdit ettiler hatta. Anladın mı? Ettiler abi. Tamam, seni silahla tehdit ettiler canım kardeşim benim. Döviz bürosunun önüne gittiniz. Dikkat çekmez diye arabayı Yeşim'e verdiniz. O kullanacak. Anladın mı?
Anladım abi. Dikkat çekmez diye arabayı yeşime verdiniz. Sen arabadan inmedin. Bak arabadan indim dersen en az 35 sene yersin, haberin olsun. Abi yapma gözünü. Tamam, benim dediğimi dinle. Tamam, benim dediğimi dinle. Benim dediğimi yap. Benim dediğimi söyleyeceksin biraz sonra aynen. Sen arabadan inmedin. Sergen'le Volkan indi. Volkan'ın elinde kasap bıçağı var. Sergen'in elinde silah var. Tamam mı? Tamam abi. İçeriye girdiler. Çatışma seslerini duydunuz. Ondan sonra çalıştırdın, kaçtın. Yeşim zaten acemi olduğu için kaçarken eli ayağına dolaştı. Arabaya çarptınız. Tamam mı kardeşim benim? Tamam abi. Oradan da kaçtınız. Kazadan sonra direksiyona sen geçtin ve onları... Nerede bırakmış ol? Nerede bıraktın onları? Serdar yayında. Kurtköy'de bıraktım abi. Tamam, Kurtköy'de bıraktım. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Tamam, şimdi bana olayı anlat. Buyur, dinliyorum. Serdar yayında. Abi biz... Sergen aradı abi bizi. Çok para lazımmış. Kredi kartı borcunu ödüyormuş abi. Tehdit etti bizi abi. Tehdit. Ben dedi patlarım dedi. Siz de gelmezseniz sizi de yakarım dedi. Sonra biz Volkan, Sergen, Sergen'in kız arkadaşı Yeşim. Hep beraber abi biz gittik. Ama abi böyle dersek ben suçlu olurum ama ya. Ya oğlum ben seni yırtacağım diyorum sana. Sen benim dediğimi söylesene. Yoksa bu telefonu kapatacağım. Arkadaşlar gelip alacaklar ve bir daha hiç kimse sana bir soru sormayacak. Bak direkt... Abi yok dur, tamam almasınlar abi. Dur abi, tamam dur, anlat sen de. Evet, çabuk ol hadi, daha 50 kişiyi arayacağım. Çabuk ol. Abi o zaman 50 kişiyi ara, beni sonra ara abi. Olmaz mı abi? Oğlum bir kere daha benim söylediğimin aksi bir laf söylersen şayet... Seni bugün bütün tanıdıkların son kez görmüş olurlar. Anladın mı beni? Anladım abi. Tamam. Şimdi benim söylediklerimi, demin sana anlattıklarımı usul usul kuzu gibi bana tekrar et. Çabuk ol. Abi şimdi bu Sergen Yeşim'le harcadıkları kredi kartı borcundan dolayı acil paraya sıkışmışlar. Volkan'ı aramışlar abi. Bir tek arabada bende var. Sonra da beni aradılar. Dediler ki akşam gideceğiz Kurtköy'e. Evet. Ben tabii olaydan bir haberim yok abi. Biz arabayı Kurtköy'e doğru sürdük. Tam o merkezin, yani çarşının merkezinin olduğu iç tarafa girmeden Sergen dedi ki ya arabayı da Yeşim kullansa ne olur dedi. Biz de dünya malı abi. Yani baktığın zaman 5 paralık değeri yok. Yeşim'e verdik arabayı. Oğlum bırak evet, edebiyatı evet. Olayı anlat olayı. Evet. Ve biz bir anda oradaki döviz burasının önünde durduk abi. Abi Volkan'ın abi elinde kasap bıçağı vardı. Sergen'le silah vardı abi. Evet. Sonra abi bunlar aşağı indi ama ben inan ki bunlara bir şey yapmadım yani. Bunlar aşağı indiler abi. Döviz bürosuna girdiler abi. Evet. Oradaki adamla bir ses, meş, gürültü, kavga ederken bir anda arabaya bindiler. Biz kaçmaya başladık ondan sonra. Başka bir şey yapmadık vallahi billah. Bu kadar mı olay? Bu kadar abi. Ondan sonra zaten zaten arabayı kız Yeşim kullandığı için de ufak bir sürtüşme oldu abi orada. Evet. Ondan sonra biz abi kafeye diye gidiyoruz diye gittik oradan. Kurtköy'den çıktık abi. Sonra ben onları orada bıraktım. Direkt evime gittim abi. Çocuğumuz var abi. Ne işimiz var gecenin o saatinde abi? Şuradan şöyle bir bakayım, dur bir dakika. Tamam. Bu anlattıkları yeter mi bize beyler? Tamam canım kardeşim benim. Sen bu anlattıklarından dolayı sen bugün evine git. Tamam, sadece bekle. Anladın mı? Abi bekle de şimdi nasıl bekle abi şimdi? Benim içime kurt düştü, ben nasıl bekleyeyim abi evde? Yok, sen şimdi evine git, sadece bekle. Yanına temiz don atlet bir şey de al. Çünkü bayağı bir süre görüşemeyeceksin hiçbir sevdiğinle. Anlaştık mı? Abi yapmayın, gözünüzü seveyim. Allah'ın birine ben öyle bir şey yapmadım abi. Ne böyle yapıyorsunuz abi? Abisi mabisi yok kardeşim bu işin. Yani bir kere arkadaş seçimin yanlış. Sergen, Volkan, Yeşim. Tamam bu çocuklar böyle. Hani hep böyle haberlerde, televizyonlarda falan görürüz ya. Abi yanlış... bir daha görüşmeyeceğim. Kur'an kestim zaten bir zaman. Evi değiştireceğim abi. Allah belan versin ya. Vallahi sevgili kardeşim ya. Yani çok isterdim yardımcı olmayı ama ortada ölü var ya. Yapacak bir şey yok. Ama çok... abi yardımcı olacağım dedin az önce abi. Abisi mabisi yok. Benim dediğimi zaten anlattım. Ben sana yardım edeyim. Yani bir 35 senede 20-22 sene yatarsın. Yani haberin o. En az sen yatarsın. Tamam mı kardeşim benim? Sen şimdi telefonu... Abi çocuğum bir sen... özellik. Ben içeriye girsem onun hürmetini bile göremem. Kur'an cevapsın. Yapmayın gözünü seveyim abi. Bizim öyle işlerle işiniz olmaz abi. Sen şimdi ben bu telefonu kapatıyorum, tamam mı? Bu telefonu kapattıktan sonra sen dediğim gibi ikametgah adresine gidiyorsun. Orada bekliyorsun arkadaşlar. Abi zaten gözünü seveyim, kapatma. Az daha konuşalım. Abi. Oğlum benle konuşup ne yapacaksın yahu? Ha, benle konuşup ne yapacaksın sen şu an? Abi kurtlar beni, gözünü seveyim. İki bardak çay içerisine girdiğimiz olaylara bak abi lütfen ya. Ben şimdi telefonu kapatıp ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın abi? Volkan'ı arayacağım ve diyeceğim ki Volkan diyeceğim, bana diyeceğim paslamış olduğum malzemeyle beraber diyeceğim. Ben diyeceğim arkadaşım Tunca diyeceğim. Telefon şakası yaptım, Serdar Gökalp ben diyeceğim.
Abi terbiyesiz bunlar ya. Bunlar terbiyesiz abi ya. Serdar Gökalp ben, kardeşim benim ve arkadaşın Volkan, o gece de yanında bulunan Volkan bu malzemeyi bize pasladı. Abi dedi, arkadaşım Tunca bir telefon şakası yapar mısın dedi, ben de şimdi onu yaptım. Yemin ederim bak, dışarıda yağmur yağıyor, kafamdan daha beter su döküldü sonra aşağı, biliyor musun abi? Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Abi çoluğumuz var çocuğumuz var deyince ben gülecektim. Çünkü senin buradaki bilgilerinde bekar olduğun, hiç evlenmediğin yazıyor. Doğrudur abi. Hem doğrudur hem çoluğumuz var çocuğumuz var. Ya nasıl bir adam sen, bir an var ya ben bile inandım gerçekten ya. Abi panik olunca ne bileyim ağzım her şey çıktı ya. Suç takip merkezi konuşamıyorum ya. Vallahi peki sevgili kardeşim, izin olursa yayınlıyorum bu şakayı ben. Yayınlıyorum abi, sıkıntı yok abi, yayınlıyorum. Serdar yayında. Serdar yayında. Efendim. Alo. Ha. Tunç Bey'i aradım. Buyurun benim. Ha ne? Ha diye telefon mu açılır? Neredesin? Ben kiminle görüşüyorum? Suç takip merkezinden arıyorum ben. Birazdan mevzuyu anlatınca kimle görüştüğünü anlayacaksın. Neredesin şu anda? Üsküdar Bulgurlu. Tamam. Sorduğum sorulara kesin ve net bir şekilde cevap verebileceğin rahat bir yere geç. Hemen çabuk ol. Çabuk. Tamam abi, şu an rahatım. Bir kere daha beyan ediyorum. Suç takip merkezinden arıyorum. Beyaz Linea marka araç size mi ait? Evet, bana ait. 19 Kasım gecesiyle alakalı anlatacağınız bir şey var mı bize? Ya sakın bak, yalana malana, öyle saklamaya falana filana gerek yok. Önümüzde resmi belgeli olarak şu anda duruyor. Anladın mı? Kamera kayıtları da var. 19 Kasım gecesiyle alakalı anlatacağım bir şey var mı? Galiba ufak bir araba kazası var. Bununla alakalı aramadık yalnız. Abi araba kazası derken şimdi ufak bir sürtmeydi o yani. Kaza denmez ona şimdi. Tamam, sahibiyle de zaten anlaşmışsınız herhalde, doğru mudur? Doğrudur. Tamam, şimdi bana o geceyi bir anlat bakayım. O gece biz arkadaşlarla beraber... Evet, arkadaşlarla beraber. Kim bu arkadaşlar? Söyle bana bu arkadaşların isimlerini hemen. Arkadaşların isimleri Sergen, Volkan, bir de Yeşim. Güzel, Sergen, Volkan, bir de Yeşim. Evet abi. Tamam, bunları buraya yazdım. Sergen neyin oluyor? Arkadaşım. Volkan neyin oluyor? O da arkadaşım. Yeşim neyin oluyor? O da arkadaşım. Tamam, güzel. Anlat, devam et. O akşam biz mekanda bir şeyler içmeye gitmiştik. Evet. Daha sonra saatin geç olduğunu fark ettik. Ondan sonra da kalktık, evlerine dağıldık. Yani başka bir şey yapmadık. Araba bu kazadan önce, yani arabayı sürtmeden önce bana anlatmak istediğin herhangi bir şey var mı? Yok. Bayağı bir durdun galiba, var ama benim nereden bildiğime şu anda hayret ediyorsun. Ben sana mevzuyu anlatayım şimdi. Bu bahsi geçen beyaz araba senin değil mi kardeşim benim? Benim. Aynı marka, aynı model, plakası belirlenemeyen bir beyaz araba Kurtköy'de. Sizin bu diğer arabaya sürtmüş olduğunuz 2 sokak veya 3 sokak, tam emin değilim şu anda. 2-3 sokak üstte bir döviz bürosuna silahlı baskın yapıyorlar. Döviz bürosunu soyuyorlar, sahibini de silahla öldürüyorlar. Sonra kaçıyorlar, kaçtıkları araba bak ki sen şansa senin arabanla aynı. Ve kendileri 4 kişi işlerinden bir tanesi bayan, kaçarken de kaza yapıyorlar. Sen de o gün aynı marka aynı model arabayla içinde 4 kişi olan bu araçla kaza yapıyorsun. Şimdi bana anlat. Abi yok öyle bir şey ya. Ne abi, döviz bürosu sahibi öldürmesi. Abisi mabisi yok canım kardeşim. Bak sen, bu araba senin mi kardeşim benim? Benim arabam. Tamam, sen bu arabayla ufaktan böyle bir sürtme yaşadın mı? Tamam, yaşadım. Sonra kaçtın mı? Buraya kadar doğru muyuz? Kaçmak derken... Nasıl kaçmak? Alo, bak benim dediğimi düzeltme. Bak sakın düzeltme. Bu beyaz araba senin mi değil mi kardeşim benim? Bana onu söyle. Tamam, beyaz araba benim abi. Tamam bak, sorduğuma cevap ver. Üstüne başka bir cevap ekleme. Sadece sorduğuma cevap ver. Beyaz araba senin mi değil mi? Benim. Tamam, sürttüğün araba siyah Toyota Corolla. Doğru mudur değil midir? Doğrudur. Tamam. Niye kaçıyorsun? Madem acele bir işin yok. Yani hastan mı var, cenazen mi var? Sen bu arabayı sürttün, niye kaçıyorsun oğlum? Ya ne acelen var? Kimden kaçıyorsun da hem kaza yapıp hem başka bir yere gitmeye çalışıyorsun sen? Ha? Ya kaçmak değil yani. Bak bana bir kere orada... daha, bak beni de, bana bir kere daha böyle yağlı yoğulu cümleye başlamayacaksın. Anladın mı? Anladım. Yağlı yoğulu cümleye başlamayacaksın. Ben sana olayı anlatıyorum. 19 Kasım gecesi. Sen saat kaç? 23.35 gibi falan yaptın değil mi bu kazayı?
Evet, doğru. Tamam, 23.35 gibi yaptın. 23.10, 23.15 gibi de bahsi geçen döviz bürosuna silahlı saldırı yapılıyor. Soygun esnasında döviz bürosunun sahibi tabii malını ve canını korumak için karşı çıkıyor bu dört kişiye. İşlerinden bir tanesi de kadın. Adamı çekiyorlar, vuruyorlar, öldürüyorlar. E şimdi sen dört kişisin. Aynı marka, aynı model araba. Bir de üstüne burada tam arabayı çarpmış olduğun yerde bir karşısında kargo şirketi var. Hatırlıyor musun bunu? Hatırlıyorum. Onun kamera kayıtlarından bakıyoruz. Bütün eşkaller birbirine uyuyor kardeşim. Şimdi gel bana anlat bu durumu. Bana aksini iddia et bana. Hayır abi, o işte bir yanlışlık vardır ya. Biz kaçmak, zaten kaçmak gibi bir şey yok abi. Biz nasıl yanlışlık vardır oğlum? Alo. Bak nasıl yanlışlık vardır ya? Nasıl her şey bu kadar birbirine kılıfına nasıl uyuyor ya? Araba aynı. Kişi sayısı aynı. Hadi işinizden bak, bir tane kadın olmasa senin arabanda diyeceğim ki tamam doğru söylüyorlar. E, soygundaki mevzu da aynı. İçlerinde bir tanesi kadın var ve kaza yapıyorsun, kaçıyorsun. Neye kardeşim bu kadar acelen? Delikanlı gibi anlat bana bak. De ki bak, bir kere ele verdik tamam mı? Bak bir kere ele verdin. Artık daha ya, kurtuluşun yok. Kesinlikle kurtuluşun yok. Ama ilk seni aradım. Bak mülayim de bir adamsın. Ben elimden geldiğince sana yardımcı olmaya çalışacağım. Şu arkadaşların isimleri neydi? Bana bir kere daha söyle bakayım. Sergen, Volkan, Yeşim. Tamam, Sergen, Volkan, Yeşim değil mi bunlar? Evet. Bu Yeşim dediğin bayan arabayı mı kullanıyordu bu bayan? Yok, o yanımızda oturuyordu bizim ya. Zaten yaşı da çok fazla büyüktür. Onun evden doğru paniği oldu saat. Niye kekeliyorsun oğlum? Sen benimle konuşurken niye kekeliyorsun şu anda? Madem bir şey yapmadın niye kekeliyorsun? Ha? Yok abi, biz hızlı gittiysek onun için gitmişizdir abi. Bizim banka soygunu, borsa bilmem ne soygunu olmaz abi. Banka manka değil öyle. Banka manka değil. Döviz bürosunu banka diye çarptırıp da benim hiçbir şeyden haberim yok, ayağına getirme beni. Döviz bürosu soyuldu. Neresi soyulmuş? Döviz bürosu. Döviz bürosu. Aynen öyle. Sahibi de öldürülmüş. Seni şimdi kim kurtaracak? Niye kaçıyorsunuz? Kaçmıyoruz abi. Kızın evi acelesi vardı. Biz ondan hızlı gittik o akşam. Ya oğlum bana niye kızı anlatıyorsun sen? Ben sana diyorum ki döviz bürosu soyulmuş. Sen bana diyorsun ki kızı eve götüreceğim. Bak şimdi sevgili kardeşim, beni iyi dinle. Beni dinliyor musun? Dinliyorum abi. Bu araç senin midir? Benim abi. Tamam. Aynı, bak aynı marka, aynı model, plakası belirlenemeyen, aynı araçla, rengine kadar aynı olan araçla döviz bürosu soyuldu. Buraya kadar anladın mı? Anladım abi. Arabanın içinde dört kişi varmış. Bunu anladın mı? Anladım. Kaç kişi varmış? Söyle bakayım. Dört kişi varmış. Dört kişi varmış. Bu döviz bürosunu soyan arabanın içindeki o dört kişiden bir tanesi kızmış. Bunu anladın mı? Bir tanesi kızmış. Bunu, evet, anladım. Bir tanesi bayanmış. Ya kızmış, kadınmış, bayanmış. Burası bizi ilgilendirmiyor. Burayı da söyle bakayım anladığını. Neymiş? Arabanın içinde dört kişi varmış, bir tanesi de bayanmış. Tamam kardeşim. Şimdi bu döviz bürosu soygunuyla alakalı bu eşkaller ve bu olaylar o gece senin olayınla birebir örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Örtüşüyor abi. Tamam, örtüşüyor. Bitti. Hayatın bitti o zaman. Hele ki abi, böyle... Nereye bitiyor abi? Abisi... Böyle bir şey yapmadık ya. Abisi... Bak abisi mabisi yok babacığım. Bak bir kere daha diyorum. Ben sana elimden geldiğince kolaylık sağlayacağım. Ama ve lakin bana isimleri söylemen ve olayı anlatman lazım. Anlatabiliyor muyum? Bana bu olayı anlatacak. Atıyorum mesela, diyeceksin ki kimdi adı? Abi işte Volkan harekete de yattı. Sergen arabaya geçti. İşte Yeşim kadın olduğu için dikkat çekmezdi, onu yanımıza aldık. Ama benim bu işten bir suçum yok. Başıma silah dayadılar bilmem ne falan. Bana anlatacaksın. Ben seni sıyırmaya, kurtarmaya çalışacağım. Anladın mı? Yok abi, ne alakası? Abisi var, yok oğlum. Bak beni dinle. Abisi falan yok. Yoksa alayınızı yakarım. Sen şu an neredesin? Abi Üsküdar'dayım ben abi. Tamam. İkametgah ettiğin adrese mi yaşıyorsun hala? Kendi evinde mi yaşıyorsun? Bu benim önümde bir adres. Tamam kardeşim. Akşam gelip seni alacak. Hatta akşama da gerek yok. Şu anda çıkıp alacaklar seni. Tamam abi mı? Abi gelmeyin abi. Çoluğumuz çocuğumuz var abi. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ya çoluk çocuk herkes de var canım kardeşim. O zaman olayı anlatacaksın bana. Anladın? Sen abi, bana... Abi iki barda çay içmeye gittik abi oraya. Bizim oraya döviz bürosuyla bir alakamız yok ki abi. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Bak şu zaman demin sen kendin de kabul etmedin mi? Evet abi, olaylar örtüşüyor diye. Ha? Demin ettin mi etmedin mi kabulü? Bana delikanlı gibi söyle. Ettim abi. Tamam. Ha tamam, bitti. Bu kayıtlara da geçti. Kabul ettin yani abi, bu suçu. Beni ilgi... Abi bak, dur. Bir dakika. Bu suçu işlediğini kabul ettin mi dedim. Sen de bana ettim dedin. Bitti, bu kadar. Benim elimde şu anda kayıtlı, bak kayıtlı belge var kardeşim. Suçu kabul ettiğine dair kayıtlı belge var şu anda. Anladın mı? Abi ben o geceyi kabul ettim abi. Ben suçu kabul etmedim ki abi. Tamam, o gecenin içerisinde bu suç var zaten. Neyi kabul ettin o gece? Başka ne yaptınız ki? Başka bir şey de mi yaptınız? Yok abi, biz çay içtik sadece ya. Nasıl çay içtiniz oğlum? Madem çay içtiniz dövüşü niye öldü? Cevap versene abi. Oğlum bana, ne kitleniyorsun? Madem sadece çay içtiniz dövüşü niye öldü? Abi gözünün yağını yiyin, yapma vallahi, bir böyle bir şey yapmadık abi ya. Bak şimdi canım kardeşim, ben seni elimden geldiğince en az cezayla yırttırmaya çalışacağım. Ama senin de bana yardımcı olman lazım, anlaştık mı? Yardım edeyim abi, söyle buyur abi. Şimdi bak beni iyi dinliyorsun, anladın mı? Bu Sergen kaç yaşında? 24 yaşında abi. Tamam, Volkan kaç yaşında? 27 abi. 27, Yeşim kaç yaşında?
Ya, o da 27 abi. O da 27 abi. Demin ufak kız diyordun. Ne oldu şimdi 27 yaşındaki sen? Oğlum senin hayatın yalan. Senin şu an hayatın yalan. Abi 27 büyük bir yaşmış abi ya. Kızın annesi merak etmiş evden geç kaldı diye. Şimdi bak canım kardeşim benim. Sen benim dediklerimi iyi dinle, tamam mı? İfadeni böyle vereceksin. Ben seni elimden geldiğince kurtarmaya çalışacağım, anladın mı? Anladım abi. O gece Volkan seni aradı, tamam mı? Tamam abi. O gece Volkan seni aradı, dedi ki kardeşim nasıl olacak bu para pul işleri, banka kredimi de yatıramıyorum, ne yapacağım ne edeceğim dedi. Senin yanında da Sergen vardı, tamam mı? Sergen de kız arkadaşı Yeşim'i bekliyordu. Anladın mı buraya kadar? Anladım abi. Tamam, sonradan önceden de sizin takip etmiş olduğunuz döviz bürosunun sahibinin o saatlerde döviz bürosunda tek olduğunu biliyorsunuz. Tamam mı kardeşim benim? Tamam. Sen çok yalvardın. Bak çok yalvardın. Yapmayalım ne olur, hayatımız kararır lütfen. Bu para aram para. Bu para bize iyi gelmez. Bak bizi yakalarlar, ederler, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Sergen size dedi ki ya yapacaksınız ya da ben kendim yapsam bile alayınızı yakarım dedi. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Senin kendi arabanla beraber bindiniz, tamam mı? Tamam abi. Dur şimdi, senin daha az ceza alman için. Seni silahla tehdit ettiler hatta. Anladın mı? Ettiler abi. Tamam, seni silahla tehdit ettiler canım kardeşim benim. Döviz bürosunun önüne gittiniz. Dikkat çekmez diye arabayı Yeşim'e verdiniz. O kullanacak. Anladın mı? Anladım abi. Dikkat çekmez diye arabayı Yeşim'e verdiniz. Sen arabadan inmedin. Bak arabadan indim dersen en az 35 sene yersin, haberin olsun. Abi yapma gözünü. Tamam, benim dediğimi dinle. Tamam, benim dediğimi dinle. Benim dediğimi yap. Benim dediğimi söyleyeceksin biraz sonra aynen. Sen arabadan inmedin. Sergen'le Volkan indi. Volkan'ın elinde kasap bıçağı var. Sergen'in elinde silah var. Tamam mı? Tamam abi. İçeriye...